Hocam bir soru daha soralım mı? Lütfedersiniz hocam. Zaten soru soran pişman olur herhalde bu kadar açıkladıktan sonra. Mesela futbol maçlarının takipçisi olarak bazen oyuncuları eleştiriyoruz. Haklı veya haksız haklarına girmiş oluyor muyuz? Ben bu seyircimizin sorusuna ilave yapayım. Mesela tek futbolcu bazında düşünmeyelim bunu. Biraz daha geniş yelpazeli sorayım. Siyasetçiler olur, oyuncular olur, basın önünde, kamuoyu önünde tanınan bilindik isimler hep halk tarafından konuşulur ya. Mesela bunda da ölçünü olmalı veya konuşulduğu takdirde kul hakkına girilir mi? Değerli hocam, hayatımızın her sahasındaki mürşidimiz, şeyhimiz, efendimiz, rehberimiz Muhammedun'un Emin'in Mustafa Aleyhisselam Hazretleri 124 bin küsür kişiyle Arafat'talar. Mekke-i Mükerreme'de din tamamlanmış, Mekke fethedilmiş, Taifliler bile Müslüman olmuş. Filmin mutlu sonunun sahnesi öyle bir ortamda. Veda hutbesini irad ediyorlar. Müslim'in hac bahsinde, Buhari'nin hac bahsinde geçiyor ve hitap şu. Ya eyyühennaz, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Allah sizi bir erkekten bir de kadından yarattı. Ve cealnakum kabaile ve şuuben li ta'arufu. Şuuben ve kabaile li ta'arufu. Sizi şubelere, ırklara, milletlere ayırdı. Kim üstün? Kuvvetli olan. Kim üstün? Saçı güzel olan. Kim üstün? Gözlük takan. Kim üstün? Saati olan. Hayır. İnne kramakum indallahi etkakum. Takvaca üstün olan Allah'a karşı üstündür. Sonra, ey insanlar, burası neresi? Mekke, kutsal Mekke. Ey insanlar, bu hangi ay? Kutsal ay Zilhicce. Bugün hangi gün? Kutsal gün Arefe. Bunlar nasıl kutsalsa, sizin hepinizin malı, canı, ırzı ve şerefi de o kadar kutsaldır. Ana hatlarını gördük. Bunun üzerine inşa edeceğimiz birçok hadis, bunları bağdaşlaştıracağımız birçok ayet var. Bu bizim için bu soruya en güzel cevap olduğu için arz ediyoruz. Mal hakkı, can hakkı, ve şeref hakkı, şerefinin korunması. Şimdi ben gidip de televizyon ekranında görmüş olduğum Fatih Hocam ya da diğer hoca arkadaşlarımız ya da siyasilerimiz, onların bir görüşünü beğenmiyorsak istişare etmek anlamında görüşü konuşabiliriz. Yani eleştiri bazda yapıcı bir eleştiri yapılabilir ya ama hakaret olmayacak. Ya mesela bizi izleyen dinleyicimiz diyor ki gece olmuş sahur vaktinde hocaya bir soru soruyor, adam susmuyor. İki dakika evet hayır de geç mesela diyor. Şimdi burada konuyu konuşursa sıkıntı yok. Ama şahsı konuşursa sıkıntı çok. Allah Resulü Aleyhisselam hane-i saadetindeler. Abdullah bin Ümmü Mektum yanında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından gitti. Sonra bir kişi daha geldi, soru sordu. Gidince Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında Ayşe annemiz dedi ki, onun boyu da ne kadar kısaymış. Allah Resulü dedi ki, sen dedi şu anda gıybet ettin. Ne dedi? Onun boyunun kısa olmasını söyledi. Ama söyleyiş tarzı biraz garipsemek tarzındaydı. Siyasi, sporcu, bürokratik insan, aydın, yazar vesaire. Kamu önünde olduğu zaman eleştirdiğiniz bir kişi içinde, mahalledeki kasap Ahmet amca, yanınızdaki doktor Veli Bey, alttaki komşu Fatma Hanım kim olursa olsun, duyduğu takdirde hoşlanmayacağı bir şey söylüyorsam, bu gıybettir. Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle çok ağır ifade ediyor. Neden? Çok çirkin bir şey diye. Bir kardeşinin etini yemek gibi kötü olarak ifade ediyor. Demek ki malı kutsal, canı kutsal, şerefi de kutsal. Peki hocam ben şunu da söyleyeyim. Yani benim futbolcu arkadaşlarım da var. Yer yer konuşuyoruz. Onlar da muzdarip yani bana söylüyorlar. Hani bu Türkiye'nin bir gerçeği ama. Yani bunu üzülerek ifade ediyorum. Hani maçı izlerken mesela insanlar yani X bir takımı işte lehte tezahürat ediyorlar. İşte diğer takım aynı şekilde takımını. İşte biri birine gol atıyor veya bir pas veremiyor. İşte ana affedersin çok özür diliyorum. Yani gerçekten yani ben de bu kulaklar duydum yani ve hepiniz de biliyorsunuz yani. Tabii genelleme yapmıyorum ama böyle yapanlar da var. Çok küfredenler, şey yapanlar bunlar yakışmıyor biz Türk milletine, Müslüman milletine değil mi hocam? Yakışmıyor yani deyince bile kibar kalıyor hocam. Şunu demek lazım. Sözünüzü kestim hocam. Estağfurullah, aşk olsun hocam. Burada kavram şu, ben de onlar yüzünden maça zor gidiyorum zaten. Maçlara gidemiyorum. Niye? Şimdi biz hocayız, oradayız. Hadi Allah'ım hayırlısıyla rast getir diyoruz. Yanımızdaki sağdan görüyor, üstümüz de üstten çıkıyor. Olmuyor bu sefer. Bu yakışık kalmaz demeyeceğiz hocam. Mahşer günü iflas edersin diyeceğiz. Yani. Mahşer günü iflas edersin. O futbolcunun bir kusuru varsa ya da o hakemin bir kusuru varsa mahşer günü sevaplarını senden alır, günahlarını sana yükler. Bu kaçınılmaz gerçek hocam.
Bu kaçınılmaz gerçek. Bakıyorum, Fatih Hoca'yı beğenmiyor, Adnan Hoca'yı beğenmiyor, Ebu Hureyre'yi de beğenmiyor, Hazreti Ömer'i de beğenmiyor. Neredeyse Resulullah'ı da beğenmeyecek. Hiç kimseyi beğenmiyorsun. Allah Azze ve Celle kışı veriyor kışa, yaza veriyor yaza. Hocam zamana bile sövmeye Allah Azze ve Celle'nin peygamberi diyor ki sakın zamana bile sövmeyin. Aksi takdirde Allah'ın kudretine sövmüş olursunuz. Evet. Ne dedik? Evet, şu anda burada olan işte arkadaşlarımız Fatih Hocam'ın ekibindeki arkadaşlar, beraber mesai arkadaşları. Hocama ne kadar sevgimi göstersem de hocamın arkadaşına ben bir laf atıyorsam hocamın gayretine dokunur. Gayretullah'a dokunmasını istemiyorsak dikkatli olacağız. İnsanı iki şey mahveder demiş. Ağızdan çıkan sözler ve diğeri de kalpten geçen niyetler. Son sözüm şu olsun hocam, bu konuyla alakalı toparlamak anlamında bu soru için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüreğini tir tir titreten, sahabenin gönlünü hop hop hoplatan ayetlerle bizim gözümüzün önünden vazgeçmeyecek bir hakikat varsa, mahşer günü iflas etmemek için iki kere gör, bir kere konuş. Bin düşün, bir konuş. Eyvallah hocam. Dil insanı abad eder, dil insanı berbat eder. Eyvallah. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Allah dilimizi korumayı hepimize muhafaza eylesin. Daha doğrusu hani dilini... Feliyekul hayre evliyeskut. Ya hayır konuş ya sus. Ya hayır konuş ya sus diyor ya peygamber. Dilini tutan kurtuldu. Bravo hocam. Yani peygamber efendimiz hadisiyle ifade etmiş olduk.